Odak noktasından mutlu akşamlar. Gündemde sıcak gelişmeler var. Kıbrıs müzakereleri başlar mı başlamaz mı? Kapının kilidi açıldı ama kapı açılmadı yorumları var. Özel temsilci atanacak iddiasına da yanıt geldi Birleşmiş Milletler'den. Sözcü, Genel Sekreterin sözcüsü dün basın briefinginde verdiği açıklamada henüz böyle bir durum gündemimizde yok dedi. Bundan sonra ne olur bilemiyoruz. Başbakan, eski başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan özür diledi. Geçtiğimiz hafta 5 gün önce liderler görüşmesi öncesi bir toplantı vardı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ve Cumhurbaşkanı Ulusal Birlik Partisi'nden de tüm partilerden olduğu gibi UBP Genel Başkanı'na da bir davet gönderilmişti Cumhurbaşkanlığından. Bu davete ilişkin katıldığı bir televizyon programında açıklama yapmıştı Özgürgün ve Cumhurbaşkanı Akıncı için gırtlağına kadar siyasete boğuldu. Kendisine saygı duymuyorum, toplantıya da katılmayacağım mesajını göndermişti. Ve toplantının olduğu gün görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Akıncı'ya bu konu soruldu, hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı da madem böyle bundan sonra kendilerini Cumhurbaşkanlığındaki toplantılara çağırmayız mesajı vermişti. Bunun üzerine tam 5 gün sonra Özgürgün'den bir açıklama geldi. Özgürgün Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yönelik olarak ifadelerinin yanlış anlaşıldığını ve kendisinden gerekirse özür dileyeceğini söyledi. Açıklamanın yapıldığı tarih ve aynı zamanda Çavuşoğlu'nun, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da Cuma günü geleceği açıklaması aynı güne denk geldi. Bu da ilginç bir tesadüf olarak kayıtlara geçti. Üzerinde durulur mu durulmaz mı bilmiyoruz ama Sayın Özgürgün bundan sonraki toplantılara katılmak isteyeceğini belirtti. Buna belki de Çavuşoğlu'na katılacağı toplantılar dahil olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Türkiye'den sıcak bir gelişme var. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce Beştepe'de basın mensuplarının karşısına çıktı. Bugün gerçekleştirdiği Bahçeli ile toplantıda ve toplantı sonrasında alınan kararları gündeme getirdi. Türkiye 24 Haziran'da seçimlere gidiyor. Çok önemli bir konu. Sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir konu değil bu. Bölgeyi de belki bir şekilde Kıbrıs'ı da ilgilendirecek bazı konularla ilgili olarak da önemli bir referans tarih diye düşünüyoruz. Bu açıklamayı, bu kısa açıklamayı ekranlarınıza getirelim şimdi. Açıklamayı getirelim ekranlara. Önemli bir tarih olduğunu söyledik. Kıbrıs görüşmelerinin de ya da Kıbrıs'la ilgili bazı hesapları da etkileyebilir mi? Bilemiyoruz. Bölgede sürekli karşılıklı açıklamalar geliyor. Dün Yunanistan Başbakanı Tsipras, Türkiye'ye 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'ndan Ankara'ya sert mesajlar gönderdi. Türkiye'nin iyi komşuluk prensiplerine uymadığını söyledi. Görüntü hazırmış. Belki Tsipras'la ilgili de birazdan konuşuruz programımızda. Şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararını açıkladığı açıklamayı getirelim ekranlarınıza. Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi Sayın Bahçeli ile daha önce de çeşitli defalar bir araya gelerek ülkemizle ilgili iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bugünkü görüşmemizde de kendisiyle oldukça geniş bir yelpazede istişare ettik. Bu çerçevede Sayın Bahçeli'nin dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup konuşmasında ifade ettiği milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgili teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması birçok alanda olduğu gibi siyasette de yeni bir dönemin miladıdır. Milletimizin darbe gecesi gösterdiği kahramanlık asla unutulmayacaktır. Ardından 29 gece boyunca tutulan demokrasi nöbetleri milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinin bir sembolü olmuştur. 7 Ağustos 2016 tarihinde Yeni Kapı'da yaptığımız ve milyonlarca vatandaşımızın katıldığı o büyük miting ise milletimizin biz siyasetçilere verdiği mesajı çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur.
Nitekim 16 Nisan halk oylamasına giden süreçte milletimizin önümüzde açtığı işte bu yolda ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı olarak hem şahsımın hem de partimin uzun zamandır dile getirdiği yönetim sistemi değişikliğini yine Sayın Bahçeli'nin ön açması ve desteğiyle 16 Nisan'da hayata geçirme imkanı bulduk. Buna göre anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili hükümleri yapılacak ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla Türkiye hala 16 Nisan'dan sonra artık eski diye ifade edebileceğimiz sistemle yönetilmektedir. Cumhurbaşkanı ile hükümetin uyumlu çalışması sayesinde ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi gözükse de eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor. Buna rağmen bizim tercihimiz hep milletimize verdiğimiz taahhüde uygun şekilde 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Ancak gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı bu gerçekleri de göz önünde bulundurarak yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Sonuçta ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık. Değerli arkadaşlar, bir kez daha tekrarlayacak olursak, Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Suriye'deki gelişmelerin hızlandığı, makroekonomik dengelerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bunun için önceki seçimde ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde Yüksek Seçim Kurulu da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır. Bu kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Tüm emeği geçen arkadaşlarımı da şükranla burada yad ediyorum. Milletimiz, ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Türkiye 24 saatte erken seçim gündemini kucağında buldu. Önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıkladı. Erken seçim için Hodri Meydan açıklaması 26 Ağustos'u öne sürdü. 26 Ağustos'ta erken seçim talebini gündeme getirdi. 24 saatte olanlar oldu. Herkes 26 Ağustos'ta erken seçime mi gidiyoruz sorusunu sorarken 24 Haziran'da erken seçim kararının alındığını gördük. Türkiye'de vatandaşlar 24 Haziran Pazar günü
Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini belirlemek için sandığa girecek. Aynı tarihte Yüksek Öğretim Kurulu'nun üniversite seçme belirleme sınavı vardı. Peki ne olacaktı? Biz bu videoyu izlerken az önce Erdoğan'ın açıklamalarını izlerken açıklama geldi Yüksek Öğretim Kurulu'ndan ve üniversiteye giriş sınavının 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yapılacağını da öğrendik. Yine biz bu videoyu izlerken sıcak bir gelişme daha, sıcak bir açıklama daha geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı ve aynı zamanda İyi Parti'nin de seçimlere girebileceğini söyledi. Partisinin 10 Aralık 2017 tarihinde ilk kurultayını tamamladığını belirtti. Dolayısıyla 10 Haziran itibariyle seçimlere girebileceğini söyledi. Türkiye'yi ilgilendiren ama bir şekilde bizleri ya da bölgeyi de ilgilendirebilecek takip ettiğimiz önemli açıklamalardı bunlar. Programda yer vermeye çalıştı. Gündem tabii ki Kıbrıs. Tabii ki bundan sonra Kıbrıs'ta tarafların alacağı pozisyonlar, muhtemel bir müzakere süreci ve dahası. Çok değerli bir konumuz var. Akademisyen Sayın İsmail Kemal'le beraberiz. Hocam hoş geldiniz yerinize. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Programın belki bir bölümü Türkiye'deki bu sıcak gelişmelere gitti ama varsa bir yorumunuzu alalım, Kıbrıs'a tabii, dönelim. Tabii. Yani öncelikle hayırlı olmasını dileyim biz de Türkiye için. Beklenmeyen bir gelişme değildi. Bir süreden beri erken seçim olasılığı konuşuluyordu. Bunun nedenleri ayrıca tartışılabilir. Neden iktidarda ortak olan partiler erken bir seçim kararı aldılar ama sonuçta ortada bir karar var. Demokrasilerde esas olan halkın kararıdır. Dolayısıyla da 24 Haziran'da Türkiye halkı ülkenin siyasal geleceği konusunda sandık başına giderek kararını verecek. Bu çerçevede hayırlı olmasını diliyoruz. Evet, tabii ülkemizde de belki oy kullanacak olan vatandaşlar var. Onları da ilgilendiriyor. Öğrenciler de var. Tabii, aynı tarihe ilgilenen. Ama sınavlarında bir hafta ileri alındığını öğrenmiş olduk. Hocam, Kıbrıs liderler yaklaşık 9-10 aylık bir sürenin ardından yeniden bir araya geldi. Sosyal içerikli bir görüşmeydi. Oldukça uzun sürdü bu görüşmenin tarihinin belirlenmesi. Bundan sonra ne olacağını merak ediyoruz. Cumhurbaşkanı Akıncı bir yol ayrımı açıklaması yapmıştı. Ancak görüşme sonrasında Rum yönetiminin niyetinin, zihniyetinin değişmediğini söyledi. Güneyden gelen mesajlar da benzer şekildeydi. Karşılıklı açıklamaları gördük. Bundan sonra ne olur? Özel temsilcinin de atanmayacağı ya da şu an itibariyle atandığı ile ilgili iddiaların doğru olmadığını öğrendik. Nereye gidiyoruz? Bir yol ayrımı söz konusu mu? Gerçekten yeniden müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi olası mı size göre? Evet. İşte liderler görüşmesi gerçekleşti. Beklendiği gibi çok sürpriz sonuçlar ortaya çıkmadı. Kimse sürpriz sonuç olmasını sanıyorum. Yani biraz gerçekçi değerlendirme yapabilenler diyelim, kimse demeyelim. Çünkü böyle çok ayakları havada olan şeyler de var, yorumcular da var ama konuları biraz yakından bilen, daha gerçekçi değerlendirmeler yapanlar bu görüşmeden böyle çok büyük sonuçlar çıkmayacağını görebiliyordu. Sonuçta da öyle oldu. Liderler 2 saat baş başa görüştüler. Bütün konuların üzerinden geçtiler. Daha sonra da yemekte Sayın Spehar'la birlikte yemek yediler. Esas bence önemli olan o birinci bölüm, yani liderlerin baş başa masada olan konuları ele aldıkları bölüm. Şimdi yapılan açıklamalara hem Türk tarafından hem Rum tarafından yapılan açıklamalara baktığınızda söylenen şudur, taraflar pozisyonlarını koruyorlar. Yani tarafların pozisyonunda bir değişiklik yok. Dolayısıyla bu masada duran konular üzerinde herhangi bir yakınlaşma da söz konusu değildir. İşte Crans-Montana'da hangi noktada ayrılıklar var idiyse aynı ayrılıklar aradan geçen süreye rağmen devam ediyor. İşte Filelefteros gazetesi manşetini kullandı. Özel bir temsilci atanması can simidi, müzakereler için can simidi olarak. Bunun olup olmayacağı da belli değil. Olmama olasılığı bence çok daha güçlü. BM'nin yaptığı açıklamalara baktığımızda önce taraflar kendi aralarında anlaşsın, sonra biz taraflara yardım ederiz şeklinde.
Şimdi burada sanki top biraz BM'ye atılmış gibi. Evet. BM de bunu büyük olasılıkla kabul etmez. Dolayısıyla o özel temsilci atama meselesi de biraz içindir. Yani hiçbir sonuç yok ortada, hiçbir umut yok öyle bir şey verilmemesi için. İşte en azından BM Genel Sekreterinden böyle bir beklentimiz var. Sayın Anastasiadis şeyi vurguladı tabii. Yani genel sekreter isterse böyle bir şeyi yapar. Bizim ona etme imkanımız yok. Yani bize evet. özel temsilci ata diye bir talepte bulunma şeyimiz yok. Genel sekreter değerlendirecek. Genel sekreterin de bu aşamada özel bir temsilci atamaya gideceğini ben sanmıyorum. Dolayısıyla bu görüşme evet gerçekleşti. Tabii biraz önce konuştuğumuz konu da çok önemli. Türkiye 24 Haziran'da seçimlere gitme kararı aldı. Kıbrıs'ta nasıl uzunca bir süre Kıbrıslı Rumların seçimleri nedeniyle bir şey yaşanmışsa, durgunluk, kopukluk yaşamışsa, aynı şekilde şimdi Türkiye'de yapılacak olan seçimler nedeniyle de böyle çok yoğun bir diplomatik trafik beklenmemeli. Türkiye çok kısa süre içerisinde çok önemli seçimlere gidecek. Bu ortamda işte Sayın Çavuşoğlu'nun biraz önce adaya geleceğini duyurdunuz ama artık Türkiye'de ok yaydan çıktı, seçim meselesi başladı. Bugünden itibaren tüm siyasi partiler seçimlere hazırlık çalışmaları içerisinde olacaklar. Bunu da göz önünde bulundurduğumuzda buna şeyi de ekleyebilirim tabii. Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğin tırmanmakta olduğu gerçeğini de karşılıklı olarak yapılan açıklamalar çerçevesinde konjonktürün buna bölgesel gelişmeleri de ekleyebiliriz. Yani Suriye'deki durum, son büyük kriz, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi bombalaması, yani bölgedeki duruma da baktığımızda bütün bu resmi böyle bir araya getirip ettiğimizde şu an itibariyle ben Kıbrıs sorunu açısından fazla bir beklenti içerisinde olmamak gerektiği görüşündeyim. Evet, bir beklenti yok ama yıllardan beri süre gelen bu sürecin de artık herhalde çoktan doyum noktasını aştığını görüyoruz. Bundan sonra ne yapılabilir bilemiyoruz ama Cumhurbaşkanı Akıncı'nın söylemleri çok önemli ve çok tartışıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı deyim yerindeyse hedef tahtasına konuldu. Kendisini destekleyen siyasi oluşumlar, partiler, çevreler de çok eleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı ki kendisi de belki de Cumhurbaşkanlarımız arasında çözüme en yakın görülen, Rum yönetimine de çözüm noktasında yakın olduğu düşünülen, olabildiğince objektif bir lider. Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bile, tırnak içinde söylüyorum bunu, bugün yol ayrımında olduğumuzu söylemek durumunda kalması, Rum yönetiminin ve Kıbrıslı Rum siyasetçilerin zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu söylemesi, Kıbrıs liderlerin artık bu son denemesi olduğu açıklaması da hatırlayacak olursak ve bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı. Son görüşme ardından yaptığı açıklamada da benzer ifadeleri kullandı. Belki Crans-Montana'daki ortaya sürülen, belki de kabul edilen maddeler de geçerli değil, bilemiyoruz ama eskisi gibi bir şeyler olmayacaksa değişecek olan nedir ve ne zaman değişecek? Evet. En büyük merakla beklenen soru bu. Evet. Bu aynı zamanda sadece Kıbrıslı Türkler için değil, Kıbrıslı Rumlar için, güneyde yaşayan komşumuz için de geçerli bir evet. soru. Evet. Şimdi bakınız, bu Crans-Montana süreci herkese birçok şey öğretti. Yani o bir tür okuldu. Kıbrıs konusunda geçmişte ne söylemişse söylemiş, ne düşünmüşse düşünmüş. Bu süreci yaşamış olan politikacılar birçok dersler alarak geriye geldiler. Bu Sayın Akıncı için de geçerlidir. O gerçekler ışığında sanırım şimdi bu açıklamaları yapıyor.
Ben o yapılan eleştirileri çok fazla da ciddiye almıyorum. Herkesin oturup da durumu resmi, gerçekçi olarak görmesi ve olanakları iyi değerlendirmesi gerekiyor. Vardığımız nokta zor bir nokta. Bunu teslim etmek lazım. Bunun aşılabilmesinin kolay olmayacağını da görmek lazım. Zaten bu son liderler görüşmesi de bunu tekrar teyit etti. Evet. Yani var olan görüş ayrılıklarının aşılması sanıldığı kadar kolay değil. Taraflar kendi pozisyonlarında ısrar ediyorlar. Yani Kıbrıs Türk tarafının kendi pozisyonları var o anlaşmazlık konularında, bunlar da ısrar ediyor. Rum tarafının anlaşmazlık konularında kendi pozisyonları var. Onlar da bu konuda. Ve anlaştıkları nokta, biz bu konularda anlaşamıyoruz. Bu noktada anlaşıyorlar. Anlaşmazlık üzerinde bir anlaşma. Anlaşmazlık üzerinde anlaşıyorlar. Ve bunu açıkladılar da, her iki lider de açıkladı. İşte buna Türkiye'deki siyasal süreçleri de eklediğimizde ve Türk-Yunan ilişkilerinin çok uzunca süre bir şey olmuştu, yumuşama, işte mümkün olduğunca aradaki sorunları çözümleme şeyi yaşanmıştı. Şimdi buna ters bir süreç görüyoruz. Evet. Gerginliğin artmakta olduğu, anlaşmazlıkların yeniden ön plana çıkmakta olduğu bir süreç görüyoruz. Bu ortamda yani böyle çok kısa süre içerisinde bir şeyler olmasını beklemek kesinlikle gerçekçi olmaz. Daha uzun vadede ne olur derseniz, bu konuda tahminde bulunmak da zor. Ancak spekülasyon yapabiliriz. Ama Kıbrıs sorununun vardığı aşamanın çok yani önemli bir çıkmaz noktası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir çıkmazdayız diyorsunuz. Evet, bir çıkmazdayız ve bunun aşılması da kolay olmayacak. Bunun aşılmasının sadece Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarına bağlı olduğunu da sanmıyorum ben. Bu olay biraz daha büyük bir olaydır. Burada Türkiye'nin ve Yunanistan'ın rolü çok çok önemlidir. Uluslararası aktörlerin rolü de önemlidir. Yani son bu Suriye krizi bize bölgemizin uluslararası büyük güçler arasındaki bilek yarışında ne kadar önemli olduğunu bize hatırlattı. Evet. Dolayısıyla bu adada ne olup bittiği büyük güçleri de yakından ilgilendiriyor. Onlar da kendilerine göre hesaplar kuruyorlar. İşte Amerikalılar, Rusya, Avrupa Birliği, bütün bu aktörler. Bu açıdan baktığımızda bir süre daha bu çıkmazın devam edeceğini öngörebiliriz. Diğer yandan da çıkmazı daha da karışık bir hale getiren başka faktörler var. İşte bunlardan biri doğal gaz, hidrokarbon aramaları meseleleri, doğal kaynakların paylaşımı konusu, münhasır ekonomik bölge ilanı ve ihtilaflı alanlar. Buna belki tekrar gireriz ama siyaseten bir çıkmazda olduğumuzu ve bölgedeki gelişmeleri, durumu, konjektürü değerlendirdiğinizde de bunun kolayca aşılabilecek bir durum olmadığını söylüyorsunuz ikili ilişkileri de masaya koyarak. Yani hemen o enerji konusunda şey diyeyim, Sayın Anastasiadis görüşmeden sonra yaptığı açıklamada işte Akıncı konuyu gündeme getirdi ama bu konuda benim görüşlerimi biliyor. Ben bu konuyu müzakere masasına getirmem, bu konuyu görüşmem. Bizim bu konuyla ilgili planlarımız devam edecektir şeklinde. Yine Rum tarafının bilinen pozisyonunu tekrarlayan bir açıklama yaptı. Dolayısıyla bu açıklamadan şey sonucunu çıkarabiliriz. Yani iki lider şeyi de konuştular, enerji meselesini de konuştular. Ama yine burada da anlaşmadıkları konusunda anlaştılar. Türk tarafı bilinen talebini, yani ortak bir komisyon kurulması ve bu enerji konularının bu ortak komisyon tarafından yürütülmesi teklifini tekrar masaya koydu. Rum tarafı da teşekkür ederiz, biz bunu almayız dedi.
Dolayısıyla enerji konusunda da daha önceden taraflar arasında var olan görüş farklılıkları devam ediyor. Önümüzdeki dönemde işte gerek sondaj çalışmaları gerekse benzeri şeyler nedeniyle yeni gerginlikler yaşanır mı? Yaşanabilir. Geçmişte bunları gördük, yeniden yaşanabilir. Ama bu Kıbrıs sorunu dediğimiz sorunla birlikte aslında artık onun bir parçası olmuş, onun bir boyutu olmuş olan bir de enerji meselesi evet. var. Ve hep devamlı önümüzde duracak. Bu da çözümlenmesi kolay olmayan bir sorundur. Ve burada da yine sadece Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türkler söz sahibi değildir. Buraya işin ilginç yanı büyük petrol şirketlerinin, enerji şirketlerinin çıkarları da dahil oluyor. Ve iş daha da karmaşık hale geliyor. Bu anlamda yani işte eskiden hep şey denmişti, enerji konusu çözümü kolaylaştıracak bir şeydir, faktördür. Geldiğimiz noktada sanki zorlaştıran bir faktör gibi de karşımızda duruyor. Temenni bu değildi. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın temennisi bu değildi. Hiç kimsenin temennisi evet. bu değildir ama biz burada analizciler olarak durum tespiti yapıyoruz. Dileklerimiz, isteklerimiz ayrı bir konunun ayrı bir yönü. Evet. Cumhurbaşkanı Akıncı'na özellikle doğalgaz bir katalizör olsun, doğal kaynaklar ifadesini anımsatma. Bunu herkes söylüyor evet. yani ama şeye geldiği Olamadı. Zaman, pratiğe geldiği zaman da olmuyor. Uzun zamandan beri aslında bu dilek, iyi dilek ifade ediliyor. Ama pratiğe baktığımızda böyle bir gelişme olmadığını görüyoruz. Evet, ünlü bir söz vardır cehenneme giden. Müzakere pozisyonlarında bir değişiklik yok. Tarafların evet. müzakere pozisyonlarında bir değişiklik yok. Enerji de dahil olmak üzere. Peki, yani az önce ifade etmeye çalışmıştım. Bir ünlü bir söz var. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir diye. Bu çok iyi niyetten bir yere varamadık. Geldiğimiz nokta ne yazık ki. Transmontana'da kaldı. Evet, evet. Şimdi çok ifade kullanıldı Transmontana'daki görüşmelerle ilgili. Kıbrıs görüşme süreci bir Kıbrıs konferansı değildir çöken başarısızlıkla sonuçlanan. Kıbrıs görüşmeleri çökmüştür dedi Türkiye. Sayın Ömer Çelik'in, Sayın evet, Çavuşoğlu'nun açıklamalarını evet. çok net hatırlıyoruz. Birkaç kez de tekrarlandı bu ifadeler. Kıbrıs görüşmeleri çöktü. Belki bunlar politik açıklamalar da olabilir. Ama bir deneme, bir nabız yoklama görüşmesinden de bir sonuç çıkmadı. Bunu çıkmadı, da görüyoruz. Evet, çıkmadı. Şu an itibariyle de sırf laf ola bir temsilci atanmasının da bir anlamı olmadığı görüşü sanırım BM çevrelerinde bir hakim kanım. Öyle de olmayabilir ama bu noktada Kıbrıs Türk tarafı ne yapmalı? Yani bir siz nasıl görüyorsunuz? Evet. Şimdi bakınız şeyden sonra, görüşmeden sonra bir sonraki adım konusunda da herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani işte bir ay sonra veyahut da iki ay sonra tekrar görüşeceğiz. Bir yemek daha mesela. Evet. Bir yemek daha yiyeceğiz. İşte şöyle yapacağız böyle. Bu yönde de herhangi bir şey yok, perspektif yok. Şimdi Türkiye'nin seçim kararı ile artık böyle bir şeyin olması da zorlaştı. Yani diplomatik kanallardan işte BM aracılığı ile belki bir süre sonra işte yeni bir yemek falan belki düşünürlerdi ama şimdi Türkiye'de oluşan tablo ile bence Rum tarafı da Türkiye'deki seçimlerin sonuçlanmasını ve orada oluşacak olan siyasi durumu görmek isteyecek. Ondan sonra işte herhangi adım atılacaksa ondan sonra atılacak. Bu anlamda işte 24 Haziran'a kadar bekleme modunda olacağız. Dediğim gibi bir sonraki adım konusunda liderlerden herhangi bir mesaj gelmedi. Bu da şeyi gösteriyor, yani böyle çok kısa süre içerisinde bir süreç başlaması beklentisi içerisinde değiller. Ne olur bu durumda? Her iki taraf şimdiye kadar yapmakta olduğunu yapmaya devam eder. Yani kendi sorunlarıyla uğraşır. Kendi sorunlarını çözümlemeye çalışır. Ama aynı zamanda da hep acaba müzakereler başlayacak mı?
ne zaman başlayacak, nasıl başlayacak beklentisi de varlığını sürdürür. O beklenti hiçbir zaman ortadan kalkmaz gibi. Tabii şeyi de eklemek istiyorum ben, yavaş yavaş yaz dönemine giriyoruz. Yani Türkiye'nin seçimleri 24 Haziran, Haziran sonu, işte arkası Temmuz, Ağustos. Genellikle yaz aylarında da diplomaside çok fazla hareketlilik olmaz. Özellikle Ağustos ayı. Evet, olmaz. İşte arkasından Eylül gelir. Eylül BM genel kurulu ayıdır. Herkes New York'a gider. New York'ta temaslar yapılır. Dolayısıyla yani böyle gerçekçi olarak baktığımızda Eylül sonrasına sarkacak olan bir şeyden söz edebiliriz. Biz, evet. Olasılıklar silsilesinden söz edebiliriz. Olağanüstü durum olmadıkça. Sanmıyorum, olacağını da sanmıyorum. Yani olumlu yönde değil ama olumlu veya olumsuz. Çünkü bölge o kadar hareketli bir bölge ki neyi getirip neyi götürebileceğini bilmiyoruz. Tabii yani. Özellikle Haziran ayına kadar Deep Sea Metro 2 Türkiye'nin sondaj gemisinin bölgede aramalar yapmaya başlayacağı mesajını almıştık. Gemiyi takip ediyoruz, şu anda ayrılmadı. Ama Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Karpaz Burnu'nda, kuzeyinde, güneyinde, doğusunda araştırmalarına devam ediyor. Bu bölgede muhtemel bir sondaj olası yani, olabilir. Bir gerginlik işte, alanı oluşabilir. Tabii tabii. Yani enerji konusunda şeyler olabilir. Bazı gelişmeler olabilir ve bu daha gerginlikleri daha da artırabilir. Bu olasılık vardır. Ama bizi daha fazla iyimserliğe götürecek bağlamda, ben onu demek istemiştim, bir gelişme beklemek çok zor. Evet. Takvimde bunu gösteriyor. Yani Eylül sonrasına kadar uzanır bu süreç. Ondan sonrasını tahmin etmek de zaten çok zor. Evet. Sosyal meselelerde, siyasi meselelerde böyle çok uzun vadeli tahminler yapmak pek sağlıklı değildir. Eski müzakereci... Hava tahmin raporları bile bir haftalık olduğu zaman doğru çıkar. Doğru. Bir haftadan fazla olduğu mu pek doğru çıkmıyor. Siyasette bu daha da geçerli. Eski müzakereci, bugünkü Enerji Bakanı Sayın Nami'nin açıklamaları var. Kişisel açıklaması gerçi ama yine Rum basına geçtiğimiz hafta yapmış, vermiş olduğum demeçler, evet, özellikle Rum müzakereciyle de kıyaslama yapılmış. Ortak noktası iki eski müzakereci ve müzakerecinin açıklaması bir takvimin olabileceği noktasında ama Sayın Nami bir takvimden, artık bundan sonra bir takvimin olması gerektiğinden yana, güneydeki müzakereci ise bir stratejik anlaşma durumunda takvimin söz konusu olabileceğini söylüyor. Bir takvimden bahsediliyor ama bunun ikisinin arasında da büyük bir uçurum var gibi görünüyor. Yani yine aynı şey, taraflar pozisyonlarını koruyorlar. Yani Türk tarafı hep takvim istiyor, Rum tarafı da işte o sözünü ettiğiniz çok önemli aşamaya gelindiği zaman belki bir takvim olabilir derken aslında takvim olamaz diyorlar. Bu konuda da tarafların pozisyonlarını koruduğunu görüyoruz. Orada da bir değişiklik yok. Ben Rum tarafının bir takvim kabul etmesini beklemiyorum. Dolayısıyla Türk tarafı da takvim istemekte ısrar edecek. Bu da bir anlaşmazlık noktası, önemli bir anlaşmazlık noktası. Evet. Çünkü bu konuda anlaşmadıkları sürece bir şeye, yeniden bir müzakere sürecine girmeleri de çok zor. Yani Türk tarafı şey diyor, böyle ucu açık şeylere, görüşmelere artık biz girmeyiz. Evet. Rum tarafı da ucu kapalı görüşmelere girmeyiz diyor. Burada da ciddi bir anlaşmazlık var taraflar arasında. Pozisyonlar değişmiyorsa statüko, tırnak içinde söyleyeyim, devam ediyor. Evet. Bir de güneyde özellikle neler konuşuluyor, bu da merak edilir. Belki bize hep farklı yorumlarla, evet, yansır. Rum siyaseti, Anastasiadis ya da işte vatandaş, sokaktaki vatandaş güneyde. Anketlere de yansıyor bunlar zaman zaman. Evet. Haberde oluyor. Onların düşüncesi şimdi nedir? Şimdi bakınız, bu görüşme öncesinde yani bütün Rum gazetelerine baktığınızda çok büyük beklentilerin olmadığı görüşme değerlendirmesi yapılıyordu. Hatta hükümet sözcüsü, yanılmıyorsam son gün, bunu biraz şey etmeye çalıştı.
Yani öyle değil, hiç beklentinin olmadığı bir görüşme değildir şeklinde. Ama yaygın olan görüş bu yöndeydi. Dolayısıyla halk arasında da çok büyük bir beklenti oluşmamıştı. Yani bu görüşme olacak da çok ciddi sonuçlar ortaya çıkacak diye bir beklenti yoktu. Nitekim sonuçta da çıkmadı. Şimdi bizim tarafa baktığımızda bizde belirli kesimlerde daha büyük bir beklenti vardı. Yani bir şeyler olacak falan şeyi. O da olmadı. Dolayısıyla Kıbrıslı Rumlar açısından sonuç sürpriz değil. Böyle bir şey beklemiyorlardı. Yapılan açıklamalar onlar için şey değil, şaşırtıcı açıklamalar değil, bildikleri açıklamalar. Bu çerçevede yani bu konu çok fazla gündeme de yerleşmedi. Esas her günkü konular çok farklı konularla insanlar meşgulmaya devam ediyor. Yani bir ekonomi tabii çok önemli. Ekonomi çok önemli. Yönetimle ilgili konular var. İnsanlar önemli gelişmeler olacağını hissederlerse veyahut da böyle bir inanç oluşursa o zaman daha fazla o konuya yönelirler. Şu an itibariyle Kıbrıslı Rumlarda böyle bir beklenti olduğunu sanmıyorum. Kıbrıs'ta Türklerde de yaygın olan şey budur, görüş budur. Yani böyle çok büyük bir beklenti yok. Daha böyle küçük kesimler, biraz daha ideolojik şeylerden, gözlükten bakarak biraz şey, Pollyanna şeyi yapıyorlar. Okudum yani sosyal medyada, ya işte o kadar da kötü değil, işte şey atanabilir, özel temsilci atanabilir falan. Yani şeyden iyi bir sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar. Olabilir, bu da bir yaklaşımdır ama çok fazla da gerçekçi değil. Hayat o kadar çok ilginç ki zaman zaman özellikle bu ekonomik kriz Güney Kıbrıs'ı çok ciddi anlamda zorladı. Ama bir şekilde bir yol haritasıyla bu işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Evet. Ama hayat pahalılığı Güney Kıbrıs'a da çok ciddi bir sorun. İlginç bir haber. Güney'de istatistik kredi kartı hesaplarıyla, kredi kartlarıyla yapılan alışveriş üzerinden yapılan değerlendirmeye bakıldığında rakamların giderek özellikle Türk tarafında Kıbrıslı Rumların belli alanlarda alışveriş yapmaya başladığını ve bu alanların da giderek artış gösterdiğini söylüyor. İşte bunların başında mesela akaryakıt meselesi var. Evet, evet. İşte hazır giyim sektörü, evet. Buna benzer uçak biletleri, bazı eğitim harcamaları, şunlar bunlar. İlginçtir. Aradaki uçuruma bakıldığında, ekonomik uçuruma bakıldığında bir tarafta izole edilmiş bir toplum, bir devlet tanınmıyor. Diğerinde uluslararası dünyaya açılmış bir devlet. Çeşitli alanlarda kendince bağlantıları var, gücü var, yurt dışında lobisi var, faaliyetleri var ama ekonomik darboğazda hala vatandaşları geçim sıkıntısı yaşıyor. Çeşitli sorunlar var. Bu da zaman zaman herhalde gerek Türk tarafında olduğu gibi güneyde de bazı şeyleri sorgulama zamanının geldiğini gösteriyor olabilir mi? Siz ne dersiniz? Şimdi bakınız, bu alışverişlerdeki artış biraz da şeyle bağlantılıdır, kurlarla bağlantılıdır. Yani Türk lirasının değerinin çok çok düşmüş olması. Şu anda 1'e 5 mi o civarda? Evet. Şeyi çok çekici hale getiriyor. Türk tarafından Türk alışveriş yapmayı. Çok çekici hale geliyor. Yani çok ucuz geliyor onlara. Dolayısıyla niye olmasın? Yani akaryakıtı eğer işte şeyini, deposunu Türk tarafından doldurduğunda arada önemli bir fark varsa niye doldurmasın? Veyahut da işte giyecekte de aynı şey söz konusu. İşte bir pantolonu burada çok çok daha ucuz veyahut da işte elbiseyi neyse daha ucuza alabilirse niye almasın? İnsanlar ucuzu arar. Bu çerçevede yani o şeyi değerlendirmek lazım. Eğer durum eskisi gibi olsaydı, yani 1'e 2 bir euronun 2-2,5 TL olduğu dönem olsaydı belki bu alışverişler de o kadar çok olmazdı. Dolayısıyla o yönünü de unutmamak lazım. Bu tür şeyler, çok haberler çok erken yayılır.
Yani ben işte Türk tarafından benzin koydum, çok ucuz geldi bana dediğinde 3-4 kişi daha arkasından gelir, onlar da koyarlar. Veyahut da işte oradan alışveriş yaptım. Fakat işin ilginç yanı, diğer yanı da bütün bu şeye rağmen Kıbrıslı Türkler de güneyde alışveriş yapmaya hatta oran 1'e 5. Devam ediyorlar. Yani onlar 1 harcarken evet, biz 5 harcıyoruz. Yani işte süpermarketlere falan gittiğiniz zaman çok sayıda Kıbrıslı Türk görebilirsiniz. O da ilginç bir şey. Yani bu kadar pahalı olmasına rağmen insanlar yine de gidip alışveriş yapıyorlar. O anlamda evet, Kıbrıslı Rumların şeyinde bir artış var. Bu kur farkı nedeniyle. Ama Kıbrıslı Türkler de şeye devam ediyorlar. Evet. Güneyde alışveriş yapmaya devam ediyorlar. Bu tabii yani ekonomik durumu tam olarak bize yansıtmıyor. Kıbrıs Rum ekonomisi önemli bazı sorunlarını aşmış durumda. Yani bunu kabul etmek lazım. Şu an itibariyle karşılaşılan en ciddi sorun kooperatifçilik sektörü, kooperatif bankaları ile ilgili olan durumdur. Kooperatif bankalarının o kötü borç şeyi çok büyük durumu. Avrupa Birliği ve işte bu kredi veren kuruluşlar bunun sürdürülemez olduğunu söylüyorlar ve kooperatif bankacılığında değişiklikler yapılması gerektiğini. Orada yani ciddi bir sıkıntı var. Çünkü geleneksel olarak Kıbrıslı Rumlarda kooperatifçilik ve kooperatif bankacılığı çok yaygın. Yani insanların büyük kısmı krediyi kooperatif bankalarından alırlardı. Çünkü işte köyünde vardı bir kooperatif bankası şubesi falan, kendilerine çok yakın olan bir kurum. Şimdi burada bayağı çok önemli değişiklikler olacak. Yani bir tür özelleştirme gibi bir şey gündeme gelecek. Orada sıkıntılar var ama onun dışında tabii şeylere baktığımızda, bu uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarına baktığımızda diğer bankaların da benzeri sorunları olduğunu görüyoruz ama o bankalar büyük oranda şeyi aşmış gibi görünüyor. Tehlikeli noktayı aşmış gibi görünüyor. Kooperatif bankacılığı aşamamış durumda. Orada bir ameliyat gerekecek belli ve o yönde ciddi hazırlıklar var, çalışmalar yapılıyor. Sanırım bu da bu yaşamış oldukları ekonomik krizin son büyük şeyi olacak. Yeniden örgütlenmesi, yeniden toparlanması. Ondan sonra artık büyük oranda düze çıktıklarını söyleyebilecekler. Yani işsizlik oranında önemli düşüş sağlandı. Artık daha önce çalışmayan sektörler, işte bir inşaat sektörü falan yeniden çalışmaya başladı. Görebiliyorsunuz yeni binalar yapılıyor, inşaatlar da faaliyet sürüyor. Toparlamış durumda şeyi ve giderek daha da toparlayacak. Tabii burada önemli olan o alınmış olan borçların yavaş yavaş yeniden ödenmesi. Evet. Bir de yani oluşturulmuş olan disipline devam etmek çok önemli. Disiplini bozarsanız yeniden şeyi ekonominin dengelerini de bozabilirsiniz. Kıbrıslı Türkler bu disipline girebilecek mi? O disiplini sağlayabilecek mi? Önemli olan bu. Yani evet. Onların da bir, yani kendi açımızdan bu şeyden çıkaracağımız çok dersler var. Ekonomik sorunların nasıl çözümlenmesi gerektiği İyi konusunda. Bir irade ortaya koyuldu. Evet, evet. Hatta çok sert önlemler alındı. Bu pek Avrupa Birliği ülkeleri arasında görülmüş önlemler değildi bu önlemler. Bugün Fransa, İtalya, İspanya çok ciddi ekonomik zorlukların üzerinden gelmeye çalışıyorlar. Yunanistan en büyük örneği belki Güney Kıbrıs'tan sonra ama çok ciddi alınan radikal önlemlerle beraber tabii ki dış kaynaklı desteklerle beraber bir düzenleme ülkeye gelebildi. Bu çok ciddi bir sınavdır. Tabii yani
küçük. Ama aynı durum bizde evet. olduğunda bir radikal önlem almaya kalksanız siyaseten kim olursa olsun eğer doğru bir karar bile olsa bu çok ciddi bir tepkiyle karşı çıkış oluyor. Şimdi kırılsınlar onların tabii avantajı küçük bir ekonomi olmaları. Küçük ekonomi çok kolay bozulabileceği gibi daha kolay düzeltilebilir. Yani şimdi bir İtalya ekonomisini düzeltmeye çalışmak kolay değil. Çok büyük bir ekonomi ve gerçekten İtalya çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Henüz hükümet de kurulmuş değil. Siyasi anlamda da bir şey çıkmaz içerisinde. İtalya'da Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden biri. Dolayısıyla evet Avrupa'da ciddi sorunlar var ve bunların nasıl aşılacağını da göreceğiz önümüzdeki dönemde. Kıbrıslı Rumlar o zor dönemi aştılar ve bu konuda da siyasal irade oluşmuştu. Sayın Anastasiadis'in seçimleri kazanması ile başka bir yolları olmadığını, başka bir seçenekleri olmadığını da gördüler. Çok zor bir şeydi tabii. Yani insanların bankalardaki paralarına el kondu ki başka hiçbir ülkede bu yapılmadı. Ama sonuçta yavaş yavaş gelindi. Şimdi bizde tabii yani mesele işte o siyasal iradenin ortaya konabilmesi ve bunun halka doğru bir şekilde izah edilmesi ve halkın da bunu kabul etmesi. Şimdi dört partili bir koalisyon var bizde. Acaba bizde de başkanlık sistemi olsun mu tartışmaları evet. yaşanıyor. Bu siyasi irade meselesi kolay oluşmuyor. Tek evet. partili hükümetlerde ne de yeterli destek belki kamuoyundan da alınamıyor. Ama bir başkan olduğunda, bir otorite olduğunda her ne kadar muhalefet de olsa liderin pozisyonu farklı oluyor. Başkanlık sistemi olabilir mi derken. Bir cümle alayım bir sonraki konuya geçeyim. Yani şöyle diyeyim, bizim yani Kıbrıs Türklerin farklı olan konumu şu, para bittiği zaman Türkiye para veriyor. Kıbrıs Rumların böyle bir şeyi yoktu. Evet. Kıbrıs Rumlara para verdiler ama bununla birlikte de çok sert bir program dayattılar. Troika'nın dayattığı ve onu uygulamak zorunda kaldılar ve onu uyguladıkları için de yavaş yavaş ekonomi düzeldi. Bizde hala daha o şey açık olduğu için yani bittiği zaman evet. işte gideriz Ankara'ya para isteriz verir. Halkta da bu şey beklenti oluşmuş durumda. Yani nasıl olsa Türkiye yardım eder ya. Niye zorlanalım, niye zora katlanalım diye sorunları yeniden üretiyoruz, öteliyoruz. Yeniden evet. üretiyoruz, öteliyoruz. Ya da mücadele etmiyoruz. Gidiyor. Bu anlamda Kıbrıs Rumların durumu farklıydı. Yoktu onlara böyle bir yardım evet. verecek olan ve mecburen kendilerini düzelttiler. Yani bir noktada Kıbrıs Türklerin de kendilerini düzeltmeleri gerekecek acilen, diye düşünüyorum. Acilen. Ne kadar ertelenirse o kadar daha zor olur. Evet, şimdiki hükümetimizin özellikle iktidarın büyük ortağı, koalisyonun büyük ortağı, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de belki diğerlerinin de keza öyle, birincil gündem maddesi iç sorunlar. Evet, seçim manifestolarında da bunlar yer almıştı. Umarız böyle olur. Şimdi bir başka konu var. Cuma Tabii. günü önemli bir ziyaret var. Sayın Çavuşoğlu'nun ziyareti. Beklenen bir ziyaret miydi değil miydi bilmiyorum ama Krans Montana'dan sonra Türk tarafında yapılan o yuvarlak masa toplantısında ki bazı mutabakatların, bazı konuşmaların, bazı kararların alındığını görmüştük. Sayın Çavuşoğlu da bunu açıklamıştı birkaç ay önce, Ocak ayında ve demişti ki biz güneydeki seçimlere kadar Türk tarafı olarak Türkiye ile birlikte bağlayıcı kararlar evet. almama noktasında bir mutabakat sağlamıştık dedi. Şimdi güneydeki seçimler bitti, liderler uzun bir süre sonra görüştüler ilk defa ve durum ortada net bir şekilde görülüyor. Evet. Bunun üzerine Sayın Çavuşoğlu'nun ziyareti gerçekleşiyor. Evet. O ertelenen yeni yol haritası, tırnak içinde söyleyelim, B ve C planlarının da sigorta olarak bir kenarda duracağı, o yeni yol haritası acaba belirlenecek midir? Bundan sonra böyle devam edemeyecekse, bir yol ayrımına geldiysek, sizce bu toplantıdan bir karar çıkar mı? Kamuyla paylaşılır ya da paylaşılmaz bilmem ama evet. ne dersiniz? Yani sadece bazı tahminlerde bulunabiliriz. Evet, bilmiyoruz perde gerisinde ne olup kaldığını. Şimdi Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın gelecek olması tabii ki önemli bir şey. Büyük olasılıkla liderler arasında yapılan bu görüşmenin sonuçlarını doğrudan birinci elden dinleyip de ona göre bir durum değerlendirmesi yapmak. Daha sonra neler yapılabileceği üzerinde görüş alışverişinde bulunmak. Sanırım ziyaretin esas amacı budur. Tabii yani siz biraz önce dediniz, Kıbrıs Rumların seçimlerine kadar karar almama. Şimdi de Türkiye'nin seçimleri var.
Aynı şey yeniden gündemde. Sayın aynı şey midir acaba? Yani benzer bir durumdur tabii, evet. tabii. Yani Türkiye'nin seçimleri önemlidir. Yani şunu unutmayınız. İktidar Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak içerisinde bu seçimlere gidiyor. O anlamda da Kıbrıs konusundaki manevra alanının çok geniş olduğunu düşünmek özellikle seçim döneminde biraz zor. Yani Sayın Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek açıklamaların yapıldığı bir seçim kampanyası ben düşünemem. Bunları da göz önünde bulundurduğumuzda sanırım yine bir bekleme dönemine girmiş olacağız. Yani Sayın Çavuşoğlu da herhalde çok acele içerisinde olacak. Hemen Türkiye'ye dönüp de seçim çalışmalarına katılma. Yani ben şeyi rahatlıkla tahmin edebiliyorum. Bugün itibariyle bütün oradaki partilerin kurmayları yoğun toplantılar içerisinde olacaklar. Ve seçim çalışmalarının planlanması ve seçim çalışmalarına başlama süreci olacak. Evet. Bu çok çetin bir mücadele olacak. Türkiye'deki seçimler kolay değil. Yani ne iktidar açısından kolay ama muhalefet için de kolay değil. İyi Parti katılacak mı katılmayacak mı bunu göreceğiz. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu yöndeki vereceği karar. Umarım katılır, katılması bence Türkiye'nin demokrasisi açısından daha iyi olur. Yani seçimlere katmadılar, bu nedenle bu sonuçlar çıktı gibi bir şeyin oluşmasındansa en iyisi katılması ve işte halktan ne kadar oy alacaksa, destek alacaksa o desteği alıp da parlamentoda daha iyi bir temsiliyet olması. Yani bu partinin işte bilmiyorum anketlerde %10, %12 gibi bir şeyi görünüyor, desteği görünüyor. Bu seçmen kitlesinin parlamentoda temsil edilmesi önemlidir. Onu başka bir partiyle işbirliğine zorlayarak daha suni bazı şeylere gitmek demokrasi açısından çok iyi olmaz. Umarım bütün siyasi partiler bu seçimlere katılırlar, yarışırlar. Seçmen de kararını verir. Bir de o hal var tabii. Tabii yani Türkiye'de var olan koşulları göz önünde bulundurduğumuzda yani Türkiye'de işte olağanüstü halin uzatılması kararı alındı. Demek ki Türkiye seçimlere olağanüstü hal içinde gidecek. Bu bir. İkincisi Türkiye'de bağımsız medya diye bir şey kalmadı. Hükümetten bağımsız olan en son işte Hürriyet grubuydu. Onlar da satıldı. Yani demokrasi sadece seçimlerden ibaret değildir. Demokrasinin iyi çalışması için gerekli olan başka bazı önemli faktörler vardır. Türkiye bu açıdan maalesef iyi bir şey vermiyor, tablo vermiyor. Dolayısıyla bu seçim sürecinde İnsanlar sadece iktidarın mesajını alacaklar büyük olasılıkla. Muhalefet mesajlarını iletmekte zorlanacak. Hangi gazete yazacak? İşte küçük birkaç tane şey var muhalif gazete. Onun dışındaki bütün basın hükümetin denetiminde. Devlet radyo televizyonları hakeza. Bu seçimlerde geçmişte biz gördük yani devlet olanakları şey için kullanılıyor, seçim kampanyası için kullanılıyor. O anlamda böyle çok eşit, adil bir seçim olmasını beklemek saflık olur ama muhalefet de bunun arkasına saklanarak, bunu gerekçe olarak göstererek kendi başarısızlığını şey etmemeli, başarılı olmak için elinden geleni yapmalı, mücadelesini vermeli ki seçmen sonuçta bir karar versin. Şöyle veya böyle ne karar çıkacaksa 24 Haziran'da
Türkiye'nin siyasal kaderi o şekilde belirlenmiş olacak. Kıbrıs konusuyla ilgili olarak da. Kıbrıs konusu da dahil. Evet. Ondan sonra şikayet edebilirsiniz ama şöyle olmuştu, böyle olmuştu ama işte 5 yıl daha o seçimleri kazanan iktidar Türkiye'yi yönetmeye devam eder. Bunun için dediğim gibi hem iktidar için hem de muhalefet için çok zorlu bir mücadele olacak. Hepsine başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Rica ederim. Sayın Kemal, analizleriniz bizim için önemli. Objektif olarak değerlendiriyorsunuz. Özellikle Kıbrıs konusu ve bölgeyle ilgili durumu bir kez daha vakit ayırıp programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Değerli izleyenler, 18 Nisan Çarşamba akşamında biz ayrılan süreye doldu. Yarın aynı saatte görüşebilmek ümidiyle iyi akşamlar diliyoruz hepinize. Yaptığı yayınlarıyla Kuzey Kıbrıs gündemine damgasını vuran Diyalog TV, internet yayın